Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının yarısından fazlası artık yurt içi kaynaklarla karşılanıyor. Türk savunma sanayi önemli gelişmeler kaydederek 2012 yılında ihracatını bir önceki yıla göre %43 artırarak 1 milyar 262 milyon dolara çıkardı. Türk savunma sanayinin önemli isimleri başarının altındaki etkenleri gündem programına değerlendirdi. İzliyoruz. Son dönemde savunma sanayi alanında atılan stratejik adımlar sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının yarısından fazlası yurt içi kaynaklardan sağlanabiliyor. Hani bir sözümüz var ya, satacak malın olsun alıcısı Bağdat'tan gelir. Burada bence öyle bir gelişmeyi artık sektörümüzde görmeye başlıyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın önderliğinde yürütülen planlı çalışmalar sayesinde ihracat rakamlarında beklenenin üzerinde artışlar yaşanıyor. Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği'nce açıklanan verilere göre 2011 yılında 884 milyon dolar olarak gerçekleşen savunma sanayi ürünleri ihracatı geçen yıl 1 milyar 262 milyon dolara ulaştı. Bu %43'lük bir artış anlamına geliyor. İhracatın artışının bence temel parametreleri şunlar. Birincisi, dünya standartlarında teknolojisinin size ait olduğu, yani tasarım ve geliştirmesini kendinizin yaptığı, haklarının size ait olduğu ve uluslararası standartlarda ürününüzün olması. İkincisi de bu ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanıma alınması. Çünkü bu kullanıma alınma önemli bir çıtanın aşılmasına işaret ediyor. Bizim açıkçası proje süreçlerimiz oldukça yoğun ve ağır süreçler. Projelerimizi takip ediyorsunuz. Sanayimiz hakikaten bunları aşmak için çok ciddi bir efor sarf ediyor. Ama bunu çıtaları aştığımız zaman ve bu hedefleri sağladığımız zaman hakikaten uluslararası standartlarda ürünlerimiz ve bunların da silahlı kuvvetler kullanıma alınmasıyla da önemli bir tecrübenin kazanıldığını görüyoruz. Bunun sonucunda da açıkçası dünya ülkelerinin orduları da bu sistemlere ilgi gösteriyorlar. Eldeki verilere göre geçen yıl gerçekleştirilen ihracatta ağırlıklı pay yaklaşık 505 milyon dolarla havacılık sektörüne ait. Bunun içerisinde hem mal ihracatı var, hem mühendislik ve hizmet ihracatı var. Tay olarak biz sektörün en büyük ihracatçısı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunlar bugünün rakamları. Ben sektörün toplamında bir artış olacağından son derece eminim. Bunu kendi şirketimiz için de özellikle üstüne basarak söylemek isterim. Bizler ürün sahibi oldukça ve bu ürünü son derece prestijli ve isterler seviyesi, çıtası çok yüksek olan iç müşterimize teslim ettikçe dünyanın her yerine bu uçar sistemlerimizin, kara sistemlerinin, deniz sistemlerinin, elektronik aviyonik sistemlerin ve roket mühimmatın ve sektörde yapılan tüm çalışmaların ihracatını yapabileceğimize inanıyoruz. Efendim, bu sürpriz değil. İhracattaki başarıları, sinyallerini son 10 yıldır Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın da rehberliğinde, liderliğinde görmekteydik. FNSS özelinde zaten son 12 yıldır stratejimizi değiştirmiş ve gelirimizin %50'sini yurt dışından elde etme stratejimiz gereği ihracata yönelmiştik. İhracat departmanımızı 94'lerde kurduk. Fakat asıl gelişme 97 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ni yaptığımız ilk sistem, kara sistem ihracatıyla oldu. Bu ülkeye 133 adet zırhlı muharebe aracı sattık.
Kamuoyumuz, bu değerli kamuoyumuz pek bilmeyebilir. İşte Bursa'da, İstanbul'da çok önemli dünya markası otomotiv şirketleri var. Bu markalar Türk markası değil. Ve Sayın Başbakanımız diyor ki ya bir Türk markası yaratalım. Halbuki otomotiv sanayinde henüz hayal halinde olan bu unsur kara savunma sektöründe Türkiye'de gerçekleşmiş durumda. Türkiye'de biz dünya markası olan ürünler, şirketler ortaya çıkardık. FNSS bunların başında geldi. Zırhlı araç ihracatında bir diğer firma ise Otokar. FNSS Pars'la, Otokar'sa Arma'yla dünyada Türk markası yaratan firmalar oldu. Zırhlı ve zırhsız araçlarımız, askeri araçlarımız 20'den fazla ülke ordusunda kullanılıyor. Bu da bizim için önemli. Şöyle ki, çok büyük ülkeler olmayabilir, çok büyük alımlar yapmayabilirler ama portfolyo olarak bizim için önemli 20'den fazla ülkenin Savunma Bakanlığı'yla bir ilişkimiz var demektir. İki yılında en fazla savunma sanayi ürünü ihracatı 490 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı. Bu ülkeyi 101 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 99 milyon dolarla Suudi Arabistan, 91 milyon dolarla Bahreyn, 56 milyon dolarla İtalya, 45 milyon dolarla İspanya izledi. İhracatta en fazla artışsa Irak'ta yaşandı. 2011 yılında 2 milyon dolarlık ürün satılan Irak, geçen yıl Türkiye'den 31 milyon dolarlık savunma sanayi ürünü satın aldı. 2012 yılında Fransa'ya 29 milyon dolar, Almanya'ya 23 milyon dolar, İngiltere'ye 22 milyon dolar, Türkmenistan'a 14 milyon dolar, Hollanda, Rusya ve Kazakistan'a 13 milyon dolar, Ruanda'ya 12 milyon dolar, diğer ülkelere ise toplam 208 milyon dolarlık savunma ürünü ihracatı yapıldı. Tabii burada ülkenin siyasi ilişkileri de önemli bir rol oynuyor. Açıkçası savunma sanayi ihracatı diğer ticari sektörlerden bir miktar farklı. Ve burada biz devletimizin en üst makamlarından itibaren çok büyük bir desteğiyle hareket ediyoruz. Çünkü muhatap ülkeler de bunu görmek istiyorlar. Yani muhataplarınız açıkçası bir savunma sanayi ürünü alırken bunun arkasında Türk devleti var mı görmek istiyorlar. Ve Türk devletiyle, Türkiye Cumhuriyeti'yle olan münasebetleri de burada açıkçası bir rol oynuyor. Buradan hareketle de şunu söyleyebilirim genel olarak. Tabii pazarımız ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkeleri, Asya ülkeleri, Uzak Doğu Asya ülkeleri. Ama yine savunma sanayimizin kazandığı yetenekler çerçevesinde de şunu da görüyoruz. Batı'ya yani Avrupa'ya ve Amerika'ya da bir ihracatımız var. Bu da daha çok ortak projelerden kaynaklanan. Bir kısmı da havacılık üretiminden kaynaklanan ihracatlar. Zaten bizim de sektöre bakış açımız böyle. Bu sektörümüzü savunma ve havacılık sektörü olarak görüyoruz. Dünyada da zaten bunun yapısı bu şekildedir. Savunma sanayi alanında yapılan ihracatın çok farklı getirileri de var. Tabii her yurt dışı müşteri bize birçok şey öğretiyor. Şu anda otomotiv sektörü gibi biz bir takım prototipler yapıp bunları aylarca deneyip ondan sonra üretimimizi değiştirme şansına sahip değiliz. Dolayısıyla her ürettiğimiz bot bizim için bir prototip gibi, ondan olabilecek maksimum bilgiyi almaya çalışıyoruz. Bu aldığımız bilgileri mühendislik sistemimizin içerisinde değerlendiriyoruz. Bir şekilde Pakistan'ın Karaçi Limanı'nın kötü sularında sistemlerimizin korozyona dayanıklılığını sınıyoruz. Malezya'nın Malakka Boğazı'ndaki kötü denizlerde denizciliğimizi görüyoruz. Abu Dhabi'de sıcakta ne yapıyoruz onu görüyoruz. Aselsan'la birlikte 60 deniz mili hızla giderken stabilize sistemin hedefe kilitlenmesini sağlamak için uğraşıyoruz ve beceriyoruz. Aselsan bunu becerdi. Çok kolay bir şey değil. Türkiye'de savunma sektörüne kısa süre önce katılmasına rağmen birkaç yıl içinde ihracatçı konumuna gelen Eskişehir'de konuşlu Alp Havacılık, bazı helikopter parçalarının üretiminde dünyada tek kaynak konumunda. Şu anda Alp Havacılık'ın en önemli ürünlerinden bir tanesi olan helikopter arka
şaft sürücü sistemi ile ilgili bir bölümdeyiz. Burası bu şaftların monte edildiği, testlerinin yapıldığı ve dinamik olarak balanslandığı bir bölüm. Alp Havacılık, Sikorsky'nin Black Hawk ve Seahawk helikopterleri için bu şaft sisteminin dünyadaki tek tedarikçisi. Bu şaftlar helikopterdeki en kritik sistemlerden bir tanesi. Çünkü dişliden almış oldukları hareketi helikopterin pervanelerine aktaran bir sistemi teşekkül ediyorlar. Değişik boylarda 8 değişik şaftın bir araya gelmesiyle helikopterin en büyük ve uzun parçasını bir anlamda oluşturuyorlar. 2002 yılından beri üreticisi, 2006 yılından beri de dünyadaki tek üreticisi durumundayız. Sadece nihai montajı ve testleri değil, aynı zamanda bütün detayları da ve mühendislik hizmetleri de Alp Havacılık tarafından sağlanmaktadır. Savunma sanayi ihracatının gelecek yıllarda katlanarak artacağını söylemek kehanet olmaz. Bu kapsamda yine Sapanca'da yapılmış olan Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği'nin koordinasyonunda yapılmış olan savunma sanayi ihracatta nereye koşuyor, nasıl koşmalı şeklindeki bir temada arama konferansında hedeflen 2023 yılında 500 milyar dolarlık toplam ihracatın içerisinde savunma sanayi, havacılık sanayi ve lojistik destek hizmetlerinin 25 milyar dolarlık bir ihracat hedefini yakalayabileceği, bugün ilk 16'da olan ülkemizin o tarihlerde ilk 10'a girmeyi hedefleyebileceği şeklinde bir tespit yapıldı ve bu hedefler basınla, Milli Savunma Bakanımızla paylaşıldı. Sektörümüz bu hedefleri kendisine almış bulunuyor. Altay tankı, bir Milgem savaş gemisi, işte Anka insan savar aracı, Atak helikopterimiz, bunlar artık ana platformlar. Bu platformların ihracatı da ilk başta söylediğim kriterlere bağlı. Yani bunların teknolojisi bizim mi? Bizim. Tasarım hakları bizim mi? Bizim. Şimdi silahlı kuvvetler envanterinde kullanımıyla o çıtayı da aşacaklar ki Kirpi bunu aşmış durumda, Milgem bunu aşmış durumda. Bu çıtayı aştıklarında da artık dünyada önemli silah sistemleri oluyorlar. Dünya ordularını iyi göstereceği ve biz bu söylediklerinizin hepsinde ciddi ihracat başarıları bekliyoruz. Bir kısmı bir takım projelerde, ihalelerde yarışmaya başladı. Örneğin Atak helikopterimiz biliyorsunuz Güney Kore'de bir ihalede yarışıyor. Milgem korvetimizin bir türevi Katar'da bir ihalede yarışıyor. Ve biz buralarda artık hakikaten Türkiye'nin platform seviyesi ihracata doğru o çıtayı bir basamak daha yükselteceğini görüyoruz.